Sohbet yayınımız. Bu akşam kitap yayını yapacağız. Bu arada izleyiciler de gelmeye başlamış. Irak'tan Velat Aryan selam göndermiş. Biz de selam ederiz kendisine buradan. Umarım buradadır. Ülken Hanım, Doğan Özkan, Muharrem Özkan, Muharrem Palaz. Ve umarım ki Nilgün Hanım da buradadır. Nilgün Hanım çünkü kitap yayınlarının sona ermesine çok üzülmüştü. Umarım aramızdadır ve izliyordur bizi. Evet arkadaşlar, görüntüyle ya da sesle ilgili herhangi bir sorun yoksa yavaş yavaş ben bu akşamın konusu olarak seçtiğim kitaptan alıntılarla bir dönemi anlatmaya çalışacağım. Bu akşamki kitabımız bu arkadaşlar, Kasvetli Çağ. Catherine Nixie adlı bir yazarın kitabı. Klasik Dünyanın Hristiyanlar Tarafından Yıkılışı adlı bir kitap. Yapı Kredi yayınlarından çıkmış ve ben bu kitaptan Arzu Akgün sayesinde haberdar oldum ki kendisi de zaten kitabın tercümanı, çeviren kişi oldukça güzel bir şekilde tercüme etmiş kitabı. Kitabın yazarı bir gazeteci hanımefendi. Bu nedenle üslubu oldukça kolay okunabilir bir kitap. İşte bazı bölümlerden oluşuyor. Toplam kaç bölüm var bakalım? 16 bölüm var ama her bölümde İşte bir takım tarihsel olaylarla, hikayelerle bölümleri daha kolay okunabilir bir şekilde kaleme almış yazar olan Catherine Hanım. Bölümler arasında mesela birinci bölümde görünmez ordu, şeytanların savaş alanı, bilgelik aptallıktır, az sayıda şehit üzerine, şu meczup adamlar, dünyanın en muhteşem yapısı, tapınakları küçümsemek, bir ifrit nasıl yok edilir gibi bölümlerde var. Şimdi arkadaşlar, kitabın başlangıç kısmı bence oldukça çarpıcı. Size başlangıç kısmından bir bölüm okuyacağım. Biraz uzunca bir bölüm ama beğeneceğinizi umuyorum. Bu arada sizler de görüşlerinizi ve yorumlarınızı yazmaya başlayın arkadaşlar. Biliyorsunuz bu yayınları biz kitap yayınları olsa da sadece benim konuştuğum yayınlar şeklinde değil, sizlerin de katıldığı bir akışla yapmaya çalışıyoruz. Bu arada Nilgün Hanım da gelmiş. Hoş geldiniz Nilgün Hanım. Biraz önce sizden bahsediyordum ben de. Evet. Ön sözden bir bölüm okuyorum arkadaşlar. Diyor ki, yağmacılar çölden geldi. Palmira onları bekliyor olmalıydı. Yıllardır sakallı, siyah cübbeli yobazlardan oluşan, taşlarla, demir çubuklarla ve sarsılmaz bir haklılık duygusuyla silahlanmış yağmacı çeteler Roma İmparatorluğu'nun doğusunda terör estiriyordu. Saldırıları ilkelce ama çok etkiliydi. Bu adamlar sürüler halinde hareket etti. Sonraları sayıları 500'ü bulan sürüler halinde ve daha aşağı indikleri zaman onları tam bir yıkım izledi. Hedefleri tapınaklardı ve saldırıları şaşırtıcı derecede hızlı olabiliyordu. Yüzyıllardır ayakta duran büyük taş sütunlar bir öğleden sonra içinde çöktü. 500 yıldır duran heykellerin yüzleri bir anda parçalandı. Roma İmparatorluğu'nun yükselişine tanıklık eden tapınaklar bir günde yıkıldı. Bu acımasızca bir işti ve hiçbir şekilde resmi değildi. Bağnazlar kötü ve putperest heykelleri yerle bir ederken kahkahalar attılar. Dindarlar tapınakları yıkarken, çatıları sökerken ve mezarları tahrip ederken alay ettiler. Bu muhteşem anları ölümsüzleştiren şarkılar ortaya çıktı. Hacılar gururla "o utanç verici şeyler" diye şarkı söyledi. İfritler ve putlar, bizim iyi kurtarıcımız hepsini ayaklar altına aldı. Bağnazlık nadiren iyi şiir yazdırır. Bu atmosferde Palmira'nın Athena tapınağı açık bir hedefti. Etkileyici yapı, nefret edilen tüm insan inananların müdanasız bir kutlamasıydı. Tek tanrıcılığa anıtsal bir sitem. Büyük kapılardan içeri girdiğinizde Suriye güneşinin parlaklığından sonra gözlerinizin içerideki serin karanlığa alışması biraz zaman alırdı demiş. Şimdi arkadaşlar fark etmişsinizdir muhtemelen. Kitabın girişi, daha doğrusu kitap Palmira ile başlıyor. Palmira'da tapınaklara yönelik saldırıyla başlıyor. Muhtemelen siz okuduğum kısmı dinlediğiniz zaman IŞİD gelmiştir aklınıza ama aslında değil. Bence burada yazar kasıtlı olarak IŞİD'le ilk Hristiyan tebliğcileri
özdeşleştirmiş diye düşünüyorum. Evet. Tapınağa girdiklerinde bir silah alıp tek bir darbeyle Athena'nın başına öyle bir vurdular ki Tanrıça'nın başı kesildi. Kafası, burnu kırılarak ve bir zamanlar pürüzsüz olan yanakları ezilerek yere düştü. Athena'nın el değmemiş gözleri artık şekli bozulmuş bir yüzün parçasıydı. Sadece başını kesmek yeterli değildi. Athena'nın yüzeyini kazıyan, miğferleri Tanrıça'nın kafasından çıkarıp parçalara ayıran daha fazla darbe geldi. Bunu başka darbeler izledi. Heykel kaidesinden düştü, ardından kolları, omuzları kesildi. Gövdesi çamurun içinde yüzüstü bırakıldı, yanındaki sunak parçalandı. Görünen o ki ancak ondan sonra bu adamlar, yani Hristiyanlar, işlerinin bittiğine ikna oldular ve bir kez daha çölde kaybolup gittiler. Tapınak sessizliğe gömüldü, artık bakımı yapılmayan adak kandilleri söndü. Yerdeki Athena'nın başı Suriye çölünün kumları ile kaplanmaya başladı. Hristiyanlığın tırnak içinde zaferi başlamıştı. Evet, bu giriş kısmından arkadaşlar. Şimdi hanımefendi, yazan kitabın yazarı daha doğrusu, eski bir rahibeyle eski bir keşişin çocuğu olarak dünyaya geliyor. Oldukça dindar bir ailede büyüyor ama ailesi çok dogmatik ailelerden değil. Yani evde evrim de konuşuluyor, başka inançlar da konuşuluyor. Ve bu kitabı yazarken aslında Suriye, Şam, Bağdat ve Mısır'ın bazı bölgeleriyle Türkiye'nin güney sınırını da içine alacak bölgeye bir gezi yapmayı planlıyor. Ama o dönemde IŞİD'in yükselişe geçtiği dönemler, Arap ayaklanmasının oldukça kanlı bir şekilde devam ettiği dönemler. Dolayısıyla kitabın yazarı olan hanımefendi bahsedilen ya da istediği seyahati gerçekleştiremiyor ama yine de gezmiş kadar canlı anlatmış, oraları çok iyi araştırmış diyebilirim. Giriş bölümü ise şöyle başlıyor. İki tane alıntı yapmış. Bir pagan yazar Simakus'tan, Atina milattan sonra 532'de, Simakus demiş ki, aynı yıldızları görüyoruz, hepimiz aynı gökyüzünü paylaşıyoruz. Aynı dünya hepimizi kucaklıyor. Bir insanın gerçeği aramak için hangi bilgeliği kullandığının ne önemi var? Aynı şekilde Aziz Agustinius da demiş ki, paganların ve putperestlerin bütün batıl inançlarının yok edilmesi Tanrı'nın istediği, Tanrı'nın emrettiği, Tanrı'nın ilan ettiği şeydir. İki tane birbirine zıt görüş. Ve kitap açıkçası oldukça can sıkıcı, üzücü ve kitabın tamamında aslında verilmek istenen ana fikri anlatan bir yolculuk hikayesiyle başlıyor. Şöyle, melankolik bir takım olmalıydılar. Milattan sonra 532'de 7 kişilik bir topluluk yanlarına felsefe eserleri dışında pek az şey alarak Atina'dan yola çıktı. Hepsi de bir zamanlar Atina'nın en ünlü felsefe okulu Akademia'nın üyesiydi. Akademia'nın filozofları kendi deyimleriyle altın bir zincir olan ve kesintisiz bir çizgi halinde neredeyse 1000 yıl öncesine, bizzat Platon'a kadar uzanan tarihlerinin izini gururla sürdüler. Şimdi ise bu zincir olabilecek en dramatik şekilde kırılmak üzereydi. Bu adamlar yalnızca okullarını değil, Roma İmparatorluğu'nun kendisini de terk ediyorlardı. Atina, Batı felsefesinin doğuşuna tanıklık eden şehir, artık filozofların yeri değildi. Liderleri Damaskios, bilinmeyene doğru çıktıkları bu yolculukta onlara biraz güven aşılamış olmalıydı. Zamanın standartlarına göre yaşlı, hatta oldukça ihtiyardı Damaskios. Yolculukları başladığında neredeyse 70 yaşındaydı ama güçlüydü. Metinlerine matematiksel benzetmeler serpiştiren parlak ve son derece incelikli bir düşünürdü ve aptallara bile isteye katlanamazdı. Ama diğer taraftan bir filozofun felsefe yapacağı zaman değildi. Filozofların dediği gibi tiran iş başındaydı ve pek korkutucu icraatı vardı. Damaskios'un döneminde evler basılarak kitaplar ve uygun görülmeyen eşyalar aranırdı. Bulunanlara el konulur ve şehir meydanlarındaki muzaffer şenlik ateşlerinde yakılırdı.
dini konuların kamusal alanda tartışılması tırnak içinde lanetlenmiş bir küstahlıktı ve yasaklanmıştı. Yasa, eski tanrılara kurban veren herkesin idam edileceğini söylüyordu. İmparatorluğun her yerinde eski ve güzel tapınaklara saldırılmış, çatıları sökülmüş, hazineleri eritilmiş, heykelleri parçalanmıştı. Hükümet kurallara uyulduğundan emin olmak için şehir sokaklarında, pazar yerlerinde, kapalı kapılar ardında ve evlerde olup bitenleri rapor etmeleri amacıyla casuslar, görevliler, muhbirler görevlendirmeye başladı. Etkili bir Hristiyan vaizin dediği üzere, onun cemaati tıpkı bir avcının avını ağlara doğru kovalaması gibi günahkarları amansızca avlamalı ve onları kurtuluş yoluna sürüklemeliydi. Bu vahşi tiranın adı Hristiyanlıktı. Milattan sonra 312'de bir Hristiyan imparatorluğun Roma'da hüküm sürdüğü neredeyse ilk yıllardan beri özgürlükler aşınmaya başlamıştı. Ve ardından milattan sonra 529'da son darbe indirildi. Paganizm çılgınlığına hizmet edenlerin, tırnak içinde burası, yani Damaskios ve filozof arkadaşlarının artık öğretmenlik yapmasına izin verilmeyeceğine dair bir karar verildi. Arkadaşlar bu dönem, şimdi Damaskios ve arkadaşları Atina'daki Akademiya'nın en saygın hocaları arasında ama pagan inancına sahipler. Artık Hristiyanlığın iyiden iyiye yayılmaya başladığı ve imparatorun da Hristiyanlık inancını kabul etmesiyle birlikte yeni yasaların gündeme geldiği, uygulamaya konulduğu dönemler. Biraz önce yazardan aktardığım pasajda olduğu gibi artık evlere Hristiyan tebliğcilerin istediği gibi baskın yapabildiği, insanların sürgüne gönderildiği, katledildiği bir dönemden bahsediyor. Hatta Damaskios diyor ki, yazar diyor ki daha doğrusu, Damaskios ve arkadaşları için bu yolun sonu demekti. Artık eski tanrılarına tapamıyorlar, para kazanamıyorlar ve her şeyden önce de felsefe öğretemiyorlardı. Buna rağmen bir süre daha Atina'da kalıp, hani Akademiya'nın en ünlü ve son hocaları işlerini yapmaya çalışmışlar. Bir süre mevcut Hristiyan yönetimiyle ve kanunlarıyla, kurallarıyla bir süre iyi geçinmeye çalışmışlar arkadaşlar. Ama bu da işe yaramamış çünkü çember giderek daraldıkça daralmış. Hatta öyle bir noktaya gelmiş ki Damaskios'un kardeşi bile yakalanmış, işkence görmüş, kaçak olan, saklanan filozofların isimlerini vermeye zorlanmış. Buna rağmen Damaskios'un gururla anlattığı üzere kardeşi hiçbir bilgi vermemiş işkencecilerine. Ve yazar diyor ki Damaskios'un yazdıklarının çoğu kayboldu. Ancak nadiren de olsa bazı parçalar geriye kaldı ve bu parçalar Damaskios'un duygularını anlamak için kesinlikle yeterliydi. Bütün hayatının bir sağanakla süpürüldüğünü yazmıştı diyor. Ve bir başka filozofun da şu ifadesine yer vermiş yazar kitapta. Biz Yunanlıların öldüğümüz ve sadece yaşıyor gibi göründüğümüz doğru değil mi? Ya da biz yaşıyoruz da hayat mı öldü diye bir serzenişte bulunmuş başka bir yazarda. Şimdi Damaskios'un kim olduğunu sorabilirsiniz arkadaşlar. Damaskios adı da üstünde zaten Şam'da doğmuş. Şam'ın biliyorsunuz hani İngilizce adı yabancı Avrupa dünyası, Batı dünyasındaki adı Damaskus. Damaskus'tan gelme Damaskios. Oldukça varlıklı bir aileden gelme. Aslında felsefe, filozof olmak gibi bir niyeti yokmuş. Bir şekilde buna dahil olmuş. Çünkü okumayı yazmayı seven bir insan. Daha da önemlisi Hypatia'nın öğrencilerinden birinin öğrencisi aynı zamanda. İskenderiye'de felsefe eğitimi almış bir isim Damaskios. Ve yazarın burada çarpıcı bir ifadesi de var. Diyor ki, modern tarihçiler bu dönemi eski dinlerin öldüğü ve Hristiyanlığın nihayet egemen olduğu zaman olarak tanımlar. Tırnak içinde Hristiyanlığın zaferi deme eğilimi gösterirler. Yine de zafer sözcüğünün
özgün Roma anlamını hatırlatmakta fayda var. Gerçek bir Roma zaferi yalnızca kazananın zaferiyle ilgili değildi. Kaybedenin mutlak boyun eğdirilmesiyle ilgiliydi. Zafer sadece bir galibiyet değildi, bir yok oluştu, diyor yazar. Ve arkadaşlar, kiliselerin şimdi Hristiyanlığın yayıldığı dönemde pagan kültürüne ne kadar büyük bir zarar verildiği, kültürün inananlarıyla birlikte nasıl ortadan kaldırıldığını anlatmaya yetecek bir bölüm daha aktarmak istiyorum. Diyor ki yazar, 4. ve 5. yüzyıllarda daha önce hiç görülmemiş ve bunu izleyen birçok Hristiyan olmayan kişiyi dehşete düşüren bir yıkımın sancısıyla Hristiyan kilise şaşırtıcı miktardaki sanat eserini yıktı, tahrip etti ve eritti. Klasik heykeller kaidelerinden düşürüldü, tahrip edildi, kirletildi ve uzuvları birbirinden ayrıldı. Tapınaklar temellerine kadar dümdüz edildi. Bütün imparatorluğun en görkemli tapınağı kabul edilen tapınak yerle bir oldu. Partenon heykellerinin çoğuna saldırıldı. Yüzleri parçalandı, elleri ve kolları kopartıldı, tanrıların başları kesildi. Yapının en güzel heykellerden bazıları neredeyse tamamen parçalandı. Ve daha sonra kilise inşaatlarında kullanılmak üzere moloz haline getirildi. Genellikle tapınaklarda muhafaza edilen kitaplar korkunç zarar gördü. Antik dünyanın en büyük kütüphanesinin kalıntıları, ki İskenderiye Kütüphanesi'nden bahsediyor arkadaşlar, bir zamanlar belki 700 bin ciltlik olan kütüphane Hristiyanlar tarafından yok edildi. Başka bir kütüphanenin onun sahip olduklarına yaklaşması 1000 yıldan fazla zaman aldı. Suçlanan filozofların eserleri yasaklandı ve yasaklanmış kitaplar alevler içinde küle dönerken imparatorluğun her yerinde şenlik ateşleri yakıldı. Bütün bunlar dramatik olsa da ihmale dayalı çok daha fazla yıkım oldu. Sessiz evlerinde keşişler çok şey sakladı saklamasına ama çok daha fazlasını kaybettiler. Ortam Hristiyan olmayan yazarlara karşı gayet düşmancaydı, diyor. Hatta parşömenin kıt olduğu bu dönemde arkadaşlar birçok pagan yazarın, düşünürün, filozofun eserlerini yazdıkları parşömenler siliniyor, temizleniyor ve üstüne dini metinler yazılıyor arkadaşlar. Ve verdiği örneklerden biri de şu, yazarın diyor ki Seneca'nın bir eseri yine bir başka eski ahitin altında kaybolmuştur. Diğer antik metinler cehalet yüzünden kayboldu. En büyük filozof Yunan filozoflarından biri ve atom teorisinin babası olan Demokritos'un çalışmaları tamamen kayboldu. Latin edebiyatının %1'i yüzyıllar içinde hayatta kaldı, %99'u tarihin karanlığına gömüldü. Kayıtsızlık ve katıksız aptallığın kör silahlarıyla çok şey başarılabilir, demiş. Ve büyük Aziz Agustinius'un kendisi Kartaca'da bir cemaate şunu söylemiş. Paganların ve kafirlerin tüm batıl inançlarının yok edilmesi Tanrı'nın istediği, Tanrı'nın emrettiği, Tanrı'nın buyurduğu şeydir, demiş arkadaşlar. Diğer taraftan sadece saldırılar kültür varlıklarıyla sınırlı kalmamış, insanların günlük yaşamına yönelik de oldukça sert müdahaleler gelmiş bu dönemde. Diyor ki yazar, kişinin tabağındaki yemekten yatakta ne yapması gerektiğine kadar her şey dinin kontrolü altına girmeye başladı. Elbette bunu başarmak basit bir iş değildi. Her şeyi bilen Tanrı, insanların sadece kalplerini değil evlerinin içini de görmekte sıkıntı yaşamazken, Hristiyan rahipler bu durumda biraz zorlandılar. Bir çözüm bulundu. Aziz Ioannis ya da Chrysostomos cemaatini birbirini ispiyonlamaya teşvik etti. Birbirinizin evine girin, dedi. İnsanlar gayet rahatlıkla birbirlerinin evine girip arkadaşlar, yasaklı olan, pagan kültürünü çağrıştıran, Hristiyanlığa uymayan, o dönemki Hristiyan söylemlerine aykırı görünen, ki bu ne buldularsa hepsini yok etmekte
serbestler. Hatta ve hatta arkadaşlar, insanların doğrudan bu evlerde yaşayan insanların hayatlarına da çok rahatlıkla kıyabiliyorlardı. Ne kadar zor, ne kadar keyfi bir uygulama olduğunu söylemeye gerek yok zannedersem. Çünkü alelade komşunuz sizin evinize girip işte bu Hristiyanlığa uygundur, bu değildir şeklinde çok rahatlıkla sizi dar ağacına da götürebiliyor, ilam sehpasına da götürebiliyor. Evet, birinci bölüm bu şekilde arkadaşlar. Ondan sonra kitap aslında pagan dünyasını anlatarak başlıyor ve diyor ki paganlar ilk Hristiyanlığın yayılmaya başladığı dönemlerde normalde oldukça şey davranıyorlar, anlayışlı davranıyorlar Hristiyanlara karşı, Hristiyan olan komşularına karşı. Bu dönemde mesela Hristiyan dünya işte binlerce, on binlerce şehit verdik vesaire gibi bir takım şeyler anlatıyormuş. Kilisenin söylemleri arasındaymış. Bu yazar buna şiddetle karşı çıkıyor ve kesinlikle diyor böyle bir şey söz konusu değil. En fazla bazı taşkınlıklardan, münferit olaylardan kaynaklı olarak birkaç yüz tane Hristiyanın hayatını kaybettiği, öldürüldüğünü söylüyor paganlar tarafından. Ama diyor diğer taraftan paganların kültürü, inançları tamamen ortadan kalktı diyor. Ve yine bu dönemde aklın, bilimin, felsefenin tamamen kötü bir şey, şeytani bir şey sayılmasından kaynaklı olarak mitlerin, efsanelerin, işte hurafelerin, söylentilerin çok geniş kitleler tarafından kabul gördüğünü de anlatıyor. Mesela diyor ki, orası başka bir ülkeydi ve işler farklı şekillerde yürüyordu. Bir keşişin Mesih ile şahsen konuşabildiği, vaftizci Yahya ile yürüyebildiği ve bir peygamberin gözyaşlarının cennetten tenine düşmesini hissedebildiği bir dönemdi. O zamanlar dünyada hala mucizelere yer vardı. Körlerin gözleri açılıyor, inananlar mezardan diriliyor, kutsal atfedilen suyun üzerinde yürüyordu. Garip ruhani bir yerdi. Dinin algının kapılarından ardına kadar açık olduğu, kutsal bir adamın titreyen bir aleve dönüşebileceği, parlak bir bulutun üzerinde seyahat edebileceği ya da alev almış bir kılıçla bir sürü barbarı tek başına yere serebildiği bir dünyaydı diyor. Evet arkadaşlar, günlük hayatta mitler. Ve öyle bir noktaya geliyor ki arkadaşlar, demonoloji diye iblis bilimi şeklinde bir bilim, tırnak içinde bilim de ortaya çıkıyor. İblislerin türleri, iblislerle nasıl mücadele edilir gibi bir takım kitapçıklar da kilisedeki kilise görevlileri tarafından yazılıyor arkadaşlar. Toplum tarafından da kabul ediliyor. Zaten bunlara karşı çıkanların sonu çok da iyi olmuyor. Dolayısıyla karşı çıkabilecek insan da kalmadığı için pek büyük ölçüde kilisenin önü de açılmış oluyor kendi fikirlerini yayması açısından. Şimdi mesela pagan olan Augustinus demiş ki, paganlar birçok farklı tanrıya fikir ayrılığına düşmeden tapabiliyorken, sadece bir tane tanrıya tapan Hristiyanların kendi aralarında savaşan hiziplere bölünmelerine hayret etmişti. Yani paganların onca tanrıcısı varken kavga etmiyorlar da Hristiyanlığın ilk yayıldığı dönemlerden itibaren ortaya çıkan küçük tarikatlar, mezhepler de kilisenin hedefinde arkadaşlar. Onlara karşı da çok kanlı eylemler gerçekleştiriliyor. Ve pagan düşünürlerden biri buna oldukça şaşırıyor arkadaşlar. Ve yine yazar Hristiyanlığı eleştiriyor burada. Diyor ki, daha doğrusu kilisenin hala günümüzde bile kabul gören söylemlerini eleştiriyor daha doğrusu. Diyor ki, bir anlığına Hristiyanlığın yayılmasına diğer taraftan bakın. Ortaya çıkan resmi okumak daha çetrefillidir. Ne muzafferdir ne de neşeli. Zorla din değiştirme ve idari zulmün hikayesidir. Büyük sanat eserlerinin yok edildiği, binaların yıkıldığı, özgürlüklerin ortadan kaldırıldığı bir hikayedir.
Din değiştirmeyi reddedenlerin suçlu ilan edildiği ve zulüm derinleştikçe bağnaz yetkililer tarafından takip edildikleri, hatta idam edildikleri bir hikayedir. Hristiyanlara yönelik kısa süreli ve tek tük görülen Roma zulmü, Hristiyanların başkalarına yaptıklarıyla kıyaslanınca sönük kalır. Kendi aralarında sapkın bulduklarının yaptıklarından bahsetmiyorum bile. Eğer bu size mantıksız geliyorsa, o zaman şu basit gerçeği düşünün. Bugün dünyada 2 milyardan fazla Hristiyan var ama bir tek gerçek pagan yok. Roma zulümleri Hristiyanlığı yalnızca hayatta kalmaya yetecek kadar değil, aynı zamanda gelişip imparatorluğun hakimiyetini alacak kadar güçlü kıldı. Buna karşın Hristiyan zulümleri nihayet sona erdiğinde bütün bir dini sistem yeryüzünden silinmişti, diyor yazar. Yazar oldukça öfkeli açıkçası. Biraz da alaylı, ironik bir dille mesela bir ifrit nasıl yok edilir, ifritler nerelerde saklanır şeklinde bir takım işte çalışmaları kilisenin zamanında oturup üşenmeyip metinler yazdığı ve önde gelen aziz ilan edilen, daha doğrusu günümüzde hala aziz olarak bilinen insanların söylemleriyle de ironik bir şekilde dalga geçiyor. Kitabında yer alıyor bu bölümlerde arkadaşlar ve gelelim Haypetia'ya. Şimdi arkadaşlar, Haypetia'ya gelmeden önce, kişisel hikayesine gelmeden önce o dönemin İskenderiyesi'ndeki duruma bir bakmak gerekiyor. Yazarın Pervasızlar adlı 9. bölümünde Haypetia'nın hikayesinden bahsediliyor. Ve yazar yaklaşık 25 milyon insanın ölümüne sebep olan bir veba salgınıyla bu dönemi anlatmaya başlıyor. Diyor ki, antik bir şehirde, yani İskenderiye'de, ölülerle ve ölmek üzere olanlarla uğraşmak da bu nedenle zorunlu ve hor görülen bir işti. Çünkü çok ağır bir hastalık bu. 5. yüzyıl İskenderiyesi'nde bu işi yapmak için öne çıkan adamlar, ilaçtan yoksun bu dünyada, sedye taşıyıcısı olarak görev alacak kadar cesur olan pervasız genç Hristiyanlar, yani parabalanilerdi. Aslında bunun doğrusu parabolani diye hatırlıyorum ben ama. Evet, kitap parabalani diye almış arkadaşlar. Normalde parabalani diye biliyorum ben bunu. Ve diyor ki, bu adamlar birçok açıdan toplumun en alt tabakasındandı. Varlıklı, eğitimli, hatta okur yazar bile değildi. Ama kasları, inançları vardı ve sayıca güçlülerdi. 5. yüzyılın başlarında sadece İskenderiye'de tahmini 800 parabalani vardı. Kendilerini Tanrı'nın hizmetine adamış genç erkeklerden oluşan bir ordu, diyor. Aslında diğer taraftan imparatorluğun dört bir yanında din adamları çevrelerinde güçlü, yani kas gücü olarak da güçlü olan insanları tutuyorlarmış bu dönemde. Mesela diyor, Roma'da psikoposun arkasında saf tutanlar şehrin meşhur yeraltı mezarlarını kazanlardı. Antakya'da patriğin etrafındakiler de tabut taşıyıcılardı. Bu adamların hepsi başlangıçta iyi ameller yapmak için toplanmışlardı ama korkunç işler için görevlendirilebilirlerdi ve öyle de olacaktı. Birçok psikoposun kendi cemaati üzerindeki hakimiyeti son derece katıydı. Onlar cennetin bekçileriydi ve onları memnun etmeyenlerin suratına bu kapılar kapatılabilirdi. Psikoposlar 4. ve 5. yüzyıllarda dindarlar ordusunu fiilen kontrol ediyorlardı ve onları kullanmaktan korkmuyorlardı, diyor arkadaşlar. Roma'da kazıcılar yeterince dehşet vericiydi ama adı asıl kötüye çıkanlar İskenderiye'deki parabalanilerdi. Şayet İskenderiye psikoposunu kızdırırsanız, yerel halkın acı tecrübelerle bildiği üzere 800 parabalani'nin bir kısmını sizin kapınıza yollayabilirdi. İddiayı somut bir hale getirelim. Parabalaniler belediye binasının, tiyatronun ve mahkemelerin önünde toplandı. Sadece varlıkları bile rakiplerini itaat ettirmek için yeterliydi. Dehşet saçan hayırseverler olarak tanımlandılar.
Tuhaf ama başarılı bir oksimoron. Bu adamlar zaman zaman iyi işler yaptılar ama aynı zamanda korku tohumları da ektiler. Roma resmi belgelerinde onlar için kullanılan sözcük dehşet saçandı, diyor. Milattan sonra 415 yılının bir bahar günü Parabalaniler şiddet tehdidi olmaktan çok daha ileri gidecekti. O gün Hristiyanlığın en utanç verici cinayetlerinden birini işlediler. İskenderiyeli, Haypetia, Parabalanilerle aynı şehirde ancak onlardan uzak bir alemde doğdu. Onlar günlerini pislik ile ölüm arasında geçirirken, veba var çünkü, bu soylu entelektüel zamanını soyut matematik kuramları ve usturlaplarla geçiriyordu. Haypetia sadece bir filozof değildi, aynı zamanda parlak bir gök bilimci ve kuşağının en büyük matematikçisiydi. Ondan fazlasıyla etkilenen Viktoryenler ölümünden sonra ona başka güzellikler de atfettiler. Ünlü bir tablo Haypetia'yı sunağın karşısında çıplak bir şekilde gösterir. Çekici vücudu kıvrık açık renkli bukleleriyle örtülmüştür. Bunlar ne yazık ki romantik laf salatasıydı. Haypetia hiç şüphesiz güzeldi ancak kendini ve dalgalanan buklelerini sunaklarının üzerine sermek şöyle dursun, her zaman için sade giyinir ve kıyafetini bir filozof peleriniyle kapatırdı. Hayatını bedensel zevklerden çok zihinsel meşguliyete adadı ve bakire kaldı. Şimdi arkadaşlar, Haypetia'nın ölümüne sebep olan bir takım siyasi olaylar var. Ama onlara gelmeden önce Haypetia'ya bir bakmak lazım kimdi diye. Kendisi milattan sonra 370 yılında doğduğu varsayılıyor. Kesin tarihi bilinmiyor olmakla birlikte. Babası Theon adında bir adam, iyi bir matematikçi aynı zamanda ve kızına iyi bir eğitim veriyor. Matematik, astronomi ve felsefe öğretiyor kızına. Kızının da kısa bir süre içinde çok iyi bir öğrenci olduğunu fark ediyor. Babasıyla birlikte dönemin ünlü matematikçilerinin yaptığı çalışmalara eleştiriler ve yorumlar yazacak kadar iyi bir eğitim almış Haypetia Hanım. Mesela Diofantus Cebir'in babasıydı ama Haypetia eğer onun çalışmalarını sadeleştirmeseydi muhtemelen Diofantus'un çalışmaları, cebirle ilgili çalışmaları günümüze kadar gelemezdi diyenler var. Ve Haypetia'nın aynı zamanda bir takım alet edevat icat ettiği de biliniyor. Mesela zaten işte iyi bir astronom, astronomi eğitimi de almış. Usturlap su altı nesneleri için hidroskop ve sıvıların yoğunluğunu ölçmek için de hidrometre yapmış arkadaşlar kendisi. Diğer taraftan Haypetia pagandı ama aynı zamanda o dönemde Hristiyanları ve paganları da dersine kabul ediyordu. Normalde Haypetia'nın ders verdiği okulda, daha doğrusu birçok pagan okulunda Hristiyanlar henüz kabul edilmiyordu. Haypetia'nın öğrencileri arasında daha sonraki yıllarda Hristiyan dünyasının önde gelen isimleri haline gelecek öğrenciler de var zamanında. Bunlardan biri de İskenderiye valisi olacak olan adamın adını unuttum. Orotes miydi, Ortes miydi? Evet, birazdan geleceğim zaten kendisine. Çünkü Haypetia'nın hikayesiyle zaten iç içe geçiyor hikayesi. Şimdiye kadar Haypetia'nın herhangi bir çalışması günümüze kadar ulaşmamış. Peki biz Haypetia'yı nereden biliyoruz? Öğrencilerinin yazdığı mektuplardan ve bizzat kilisedeki bazı şahsiyetlerin yazdıkları metinlerden biliyoruz Haypetia'yı arkadaşlar. Onun heykelleri ve resimleri de günümüze kadar ulaşmamış ve kendisi neoplatoncu bir görüş savunuyormuş. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Tam olarak değil, hiç bilmiyorum arkadaşlar. Felsefeyle ilgili bilgim yok benim. Ben sadece bu dönemlerin siyasi tarih üzerine nasıl bir etkisi olduğuyla ilgileniyorum kendi alanım olduğu için. Ama Haypetia'ya dair verilen bilgiler arasında işte mitlere kötü körüne inanmamak gerek şeklindeki tavsiyesi oldukça çarpıcı, günümüzde bile geçerliliği olan bir tavsiye gerçekten. Bu arada valinin adı Orantes. Orantes, Haypetia'nın öğrencisiyken, Hristiyan kendisi,
İskenderiye'nin valisi oluyor. Bir süre sonra Hypatia ile Orentes arasında çok sıkı bir dostluk gerçekleşiyor. Dost oluyorlar. Hatta Orentes henüz hiç kimsenin, yani daha doğrusu İskenderiye'de kadınların doğru düzgün evlerinden dışarı çıkamadıkları bir dönemde Hypatia'yı şehri yöneten konseye alıyor. Normalde burada yazarın isyan etmesi gayet mantıklı. Yani sunak önünde çıplak görünmesi vesaire, güzelliğine vurgu yapılması, hatta şiirlere aynı şekilde işte sadece kadınsı özellikleriyle girmesine yazar çok büyük tepki gösteriyor. Haklı olarak tepki gösteriyor. Çünkü Hypatia kendi döneminde, yani kadınların normalde rahatlıkla dışarı çıkamadığı, çok da söz hakkının olmadığı bir dönemde bütün şehrin saygısını kazanmış bir kadın. Bu özelliğini de kadınsı özellikleriyle kazanmıyor arkadaşlar. Zekasıyla kazanıyor. Oldukça açık, anlaşılır ve mantıklı konuşmasıyla kazanıyor. Hatta insanların karşısına çıkıp, halkın karşısına çıkıp bazı teorileri de zaman zaman anlattığı, halka yönelik açık dersler verdiği de belirtiliyor arkadaşlar. Şimdi Hypatia'nın yaşadığı dönemde yazar diyor ki İskenderiye Kütüphanesi'nin ne kadar önemli olduğuna da bir bakmak gerekiyor. Çünkü İskenderiye Kütüphanesi'nin sorumlusu haline geliyor Hypatia. Ve yazar diyor ki milattan sonra 5. yüzyılın başlarında Hypatia adeta yerel bir şöhret haline gelmişti. İskenderiye yüzyıllardır entelektüellerin egemenliğinde bir şehirdi. Şehir kurulur kurulmaz bir de kütüphane kurulmuştu. Kütüphane ile birlikte hikayeler, özellikle de kuruluş hikayeleri birikmeye başladı. Bunlardan bir tanesine göre İskenderiye hükümdarı 2. Ptolemaos, yeryüzündeki her kral ve hükümdara mektup yazarak şair ve yazar, retorikçi ve sofist, hekim ve müneccim, tarihçi vesaire elinden çıkma eserleri kütüphanesine göndermeleri için yalvardı. Sadece Yunanca değil, diğer dillerde de yazdı. Mütercim olarak çalışmak üzere her milletten mütehassıs aranıyor ve görevlendiriliyordu. Her alim zümresine kendilerine uygun metin tahsis edildi ve böylece her metnin Yunanca çevirisi yapıldı. Hiçbir konu bu iddialı koleksiyonun dışında bırakılmayacaktı. Din bile. Gerçekten de özellikle din dışarıda bırakılmayacaktı. Büyük İskender bir halkı yönetmek için onları anlamak gerektiğine dair sıkı sıkıya bağlı olduğu bir inanca sahipti. Ve bir halkın neye taptığını bilmeden onları anlamayı kim umabilirdi ki? Bunu anlarsanız ve onların ruhunu da anlarsınız. Bir milletin ruhunu anlamak, o milleti idare etmek demektir. Dini metinler için büyük çabalar harcandı. Antik İran peygamberi Zerdüşt'e ait olduğu söylenen 2 milyon dize tercüme edildi. 2 milyon. Efsaneye göre İbranice kitabı, Kitab-ı Mukaddes'in Yunanca'ya ilk çevirisi M.Ö. 3. yüzyılda yine burada yapıldı. Muazzam bir kütüphane gerçekten. Bu bilimsel bir araştırma olduğu kadar entelektüel bir fetihti. Ve bazen istilacı olarak da yorumlanabilirdi. Milattan önce 3. yüzyılda şehrin etkileyici limanına geminizle yanaşmış olsaydınız, o zaman geminize kralın askerleri binecek ve kaçak mallardan daha değerli görülen kitapları ortaya çıkarmak için hızlı bir arama yapacaktı. İskenderiye'de böyle bir kütüphane kuruluyor arkadaşlar ve yazar diyor ki, hırsın ve büyüklüğün kütüphanesiydi İskenderiye. İçerdiği parşümenlerin sayısı tartışmalı olsa da koleksiyonuna dair bir tahmin kütüphanenin büyüklüğü hakkında fikir verir. Milattan önce 1. yüzyılda kütüphanenin 700 bin gibi yüksek bir sayıda nüshayı barındırdığı tahmin ediliyordu. Muhtemelen mantıksız olacak ama milattan önce 3. yüzyılda ise 500 bin parşömen tomarı mevcuttu. Muhakkak ki çoktu. Çünkü parşömenlerin takibi için ilk kez bir tasnif sistemi yapılması gerekmişti. Ve diyor ki, sonraki dönemin ünlü manastır kütüphaneleri onunla kıyaslanamazdı.
Daha erken dönemdekiler sadece 20 civarında kitaba sahipti. Manastırlardan bahsediyor. 12. yüzyılın büyük kütüphanelerindeki kitap sayısı bile 500'ü geçmiyordu. Ya da hemen hemen o civardaydı. Ve doğal olarak barındırdıkları koleksiyonlar ağırlıklı olarak Hristiyan metinleriydi. Başka herhangi bir koleksiyonun hacim açısından İskenderiye'ye yaklaşması için 1000 yıldan fazla başka bir kütüphanenin entelektüel olarak onunki gibi her türden eser bulundurabilmesi ise daha fazla zaman alacaktı, diyor arkadaşlar. Sadece İskenderiye Kütüphanesi kitap toplamıyor. Aynı zamanda bilim insanlarını, filozofları, felsefecileri de topluyor arkadaşlar. Ve büyük alimlere saygıda kusur etmiyorlar. Bu alimlerin çalışmalarını yürütebilmesi için gerekli şartları, ortamı da sağlıyorlar. Ve diyor ki, klasik dönemin en parlak zihinlerinden bazıları yazmak, okumak, çalışmak, o bedava yemekleri yemek ve elbette münazara etmek için İskenderiye'ye akın etti, diyor. Arşimet mesela İskenderiye'de de çalışmış. Bunun dışında Eukleides, okuyamıyorum, orada çalışmış. Yine başka Hypatia'nın babası Theon da burada çalışmıştı. Hayranlık uyandıran bir zekaya sahip bir matematikçiydi. Ayrıca uzun ömürlüydü demiş arkadaşlar. Hypatia'nın babası kızıyla birlikte çalışmalara eleştiriler ya da yorumlar yapıyormuş. Hatta bir tane eserinde de bu eserin işte tashihi düzeltmesi kızım Hypatia tarafından yapılmıştır diye not bile düşmüş babası. O kadar düşkün kızına. Aynı zamanda tabii ki Hypatia'nın Hypatia olmasını sağlayan kişi de babası aslında arkadaşlar. Sonuçta o dönemde kadınların entelektüel dünyada yeri yok. Eğitim alabilmeleri bir tarafa, okur yazar kadın sayısı çok az zaten. Yok denecek kadar az. Az önce de belirttiğim gibi kadınlar büyük ölçüde evlerinden bile zar zor çıkabiliyorlar. Öyle bir dönemde baba Theo'nun kızına astronomi öğretmesi, kızını çalışmalarına ortak etmesi, aynı zamanda hani birlikte çalışmalar da yapması, kızının toplum önüne çıkmaya teşvik etmesi gerçekten inanılmaz bir şey. Ve nihayet arkadaşlar şimdi Hypatia'nın ölümüne gelecek olursak. Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez demiş yazar. Hypatia arabasıyla İskenderiye'deki sıradan bir yolculuğuna çıktığında atalarının keyfini sürdüğü şehirden çok farklı bir şehirden geçmiş olacaktı. 4. yüzyıl başladığında şehrin ufku bile değişmişti. Bir zamanlar şehrin silüetine hakim olan büyük Serapis tapınağı artık yoktu. Şehrin içinden geçerken başka şeylere de tanıklık edecekti. Daha küçük ama yine de şok edici şeyler. Hristiyan bir ruh Serapis'i yerle bir ettikten sonra şehirdeki yaklaşık 2500 mabet, tapınak ve dini alanı yakıp yıktı. Daha önce sokaklarda, duvar nişlerinde ve kapı eşiklerinde duran Serapis büstleri kaldırıldı, temizlendi. Hristiyanlar öylesine sağlam bir temizlik yapmıştı ki ne Serapis'in ne de başka bir ifritin ne izi ne de bahsi kaldı, diyor. Ha, bu arada Hypatia'ya felsefe üzerine çalışmak isteyenlerin ona ulaşmak için çok uzun mesafeler kat edip Roma, Libya ve Suriye gibi uzak diyarlardan geldiği söylenir. İskenderiye'nin önde gelen vatandaşlarından bazıları görünen o ki endişe verici bir dürüstlükle dağıttığı tavsiyelerden almak için kendisinden ricada bulunuyordu. Şimdi arkadaşlar, peki Hypatia niye öldürüldü? Bence ortada siyasi bir çekişmenin ortasında kalmasaydı da yine katledilecekti ya da bir şekilde oradan hani kaçıp İskenderiye'yi terk etmeye zorlanacaktı zaten muhtemelen. Çünkü İskenderiye'deki gidişat onu gösteriyormuş o dönemde. Ama yazar diyor ki, mezhepsel ayrımlarla gitgide parçalanan bir dünyada Hypatia Hristiyan olanlar ile olmayanlara karşı gayet eşit davranarak tarafsızlığını kararlılıkla ortaya koymuştu.
Vali Orentes de Hristiyandı. Her inançtan insan Helpetian'ın derslerini izlemek, konuşmasını dinlemek, insan dinlemek için evine akın ediyordu, diyor. Şimdi o dönemde İskenderiye'deki daha doğrusu en üst düzeydeki Hristiyan yetkili psikopos hayatını kaybediyor. 415 yılının başlarında ise, yani bu psikoposun hayatını kaybettiği dönemde, Hristiyan olanlarla pagan olanlar arasında gerilim artık iyiden iyiye tırmanmış ve biraz önce aktardığım bölümlerde de belirtildiği gibi birçok tapınak, pagan tapınağı yerle bir edilmiş ve tam da bu dönemde yazar diyor ki sokaklardaki ortam her zaman kavgacı ve her zamankinden daha istikrarsızdı. Her şeyden kötüsü, şehrin yeni bir psikoposu vardı. Ölen psikoposun yeğeni psikopos olarak seçiliyor. Zaten o da bayağı kanlı bir şekilde seçiliyor. Rakibine karşı kendisine bağlı parabalanileri devreye sokuyor. Sokak çatışmaları yaşanıyor vesaire. Ve yeni psikoposun adı da Siril diyor. Amcasından daha acımasızdı. Hristiyanların bile bu yabani ve hırslı adam hakkında çekinceleri vardı, diyor. Bir psikopos heyetinin ifade ettiği gibi, Siril kiliseyi yok etmek için doğmuş ve eğitilmiş bir canavardı ve iktidara geldikten sonra zorbalığa başladı, diyor. Ve ilk Yahudilere saldırıyor Siril psikopos olarak başa geldikten sonra. O dönemde Yahudiler, Hristiyanlık içindeki farklı mezhepler, Yahudiler ve paganlar hedef oluyor arkadaşlar. Sadece paganlar değil. Hatta Hristiyanların önde gelenlerinden Hristostomos şöyle demişti: sinagog yalnızca bir umumhane değildir. Aynı zamanda hırsızların ini, vahşi hayvanların barınağıdır. İfritlerin merkezidir, putperestliğin yeridir, diyor. Hatta Hristostomos'un yazıları daha sonra Nazi Almanya'sında büyük bir coşkuyla yeniden basılacaktı diye bir de bilgi vermiş yazar bize. Şimdi Hristiyanlarla Yahudiler arasındaki bu çekişmeyle birlikte işte karşı saldırılar, misillemeler vesaire meydana gelmeye başlıyor. Çok sayıda insan hayatını kaybediyor arkadaşlar. Çok sayıda sinagog da yok ediliyor bu dönemde. Pagan şeyleriyle birlikte, tapınaklarıyla birlikte ve Yahudilerin mallarına, evlerine el koymaya başlıyorlar. En sonunda da evleri de dahil sahip oldukları her şeyi ellerinden alarak onları şehrin dışına çöle sürdüler, diyor Yahudiler için. Bütün bunlar olurken şehrin valisi Orentes dehşete kapılıyor. Eğitimli bir adam ve Hypatia'nın dostu, dolayısıyla hepimiz birlikte yaşayabiliriz şeklinde bir görüşü de söz konusu, ama devir Orenteslerin devri değil ne yazık ki. Orentes, Sirili, papazı, psikoposu pardon, engelleyemeyince Roma'ya bir mektup yazıyor ve Sirili şikayet ediyor. Psikopos Siril bunun üzerine daha da sinirleniyor. Ve nihayetinde şehirdeki ortam gitgide kararıyordu. Siril'in milislerinin sayısı arttı. Psikoposları için savaşmaya kararlı 500 keşiş yakın tepelerdeki barakalarından ve mağaralarından çıktı. Ayak takımından, eğitimsiz inançlarından taviz vermeyen Hristiyan yazar Sokrates'in bile çok ateşli bir mizaca sahip olduğunu kabul ettiği insanlardı. Bir gün Orestes arabasıyla şehirde giderken bu keşişler kötü kokan koyu renk cübbeleriyle arabanın etrafını sardılar. Onu pagan bir putperest olmakla suçlayıp hakaret etmeye başladılar. Orestes buna karşı çıktı çünkü vaftiz edilmiş bir Hristiyandı. Değişen bir şey olmadı. Keşişlerden birinin attığı taş Orestes'in kafasını yardı. Yaradan kanlar akmaya başladı ve bir şekilde Orestes'in etrafındaki korumaları, işte saldırganları dağıtıyor, ama ondan hemen sonra şehirde çok tehlikeli bir söylenti yayılmaya başlıyor arkadaşlar.
Bu Siril ve keşişler Haypetya'yı hedef almaya başlıyorlar. Çünkü Haypetya'nın zaten koruması yok. Aynı zamanda vali falan da değil. Öldürüldüğü, katledildiği zaman kimse bunun hesabını da sormayacak. Bir valiyi öldürmekle sıradan bir filozofu öldürmek aynı şey değil. Üstelik Orestes Hristiyan bir vali ve Haypetya bir kadın, bir filozof, en kötüsü de o dönem için bir pagan. Diyor ki ve ardından fısıltılar başladı. Hristiyanlar valinin bu kadar inatçı olmasının Haypetya'nın hatası olduğunu söylediler. Orestes ile Siril'in uzlaşmasını engelleyenin de o olduğunu mırıldandılar. Parabalaninlerin körüklediği bu dedikodular kıvılcımı aleve dönüştürdü. Haypetya sadece geçimsiz bir kadın değil dediler. Herkes onu çalışmalarında semboller ve usturlaplar kullanırken görmemiş miydi? Okuma yazma bilmeyen bir parabalani bir dakika. Bu aletlerin ne olduğunu biliyordu. Onların matematik ve felsefeyle ilgisi yoktu. Şeytan aletleriydi onlar. Haypetya filozof değildi. Cehennemden gelen bir yaratıktı. Hileleri ve büyüleriyle bütün şehri Tanrı'ya karşı kışkırtan oydu. İskenderiye'yi tanrısızlaştırıyordu. Doğal olarak yeterince çekici görünüyordu ama iblis de böyle çalışırdı. Haypetya dediler. Birçok insanı şeytani hilelerle kandırdı. En kötüsü de Orestes'i kandırmıştı. Kiliseye gitmeyi bırakmamış mıydı Orestes? Her şey çok açıktı. Haypetya onu büyüsüyle kandırmıştı. Böyle devam etmesine izin verilemezdi. Bu söylentilerle birlikte arkadaşlar çok sayıda keşiş ve aynı zamanda parabalani yollara düşüyor. Pusu kuruyorlar. Haypetya'nın önünde pusu kuruluyor diyor bazı kaynaklar. Bazı kaynaklar da diyor ki hayır, Haypetya günlük şehir gezintisi yapmak üzere evinden çıkmıştı. Çok sayıda insan Haypetya'nın önünü kesti, yolunu kesti. Onu arabasından çekip çıkardılar. Sokakta durur durmaz Haypetya, parabalaniler İsa Mesih'e her açıdan bağlı, Petrus adında ki Aziz Petrus olarak biliniyor, bir kilise yargıcının önderliğinde etrafını sardı ve pagan kadını yakaladı. Daha sonra İskenderiye'nin yaşayan en büyük matematikçisini kiliseye sürüklediler. İçeri girer girmez üstünden elbiselerini yırttılar, kırık çanak çömlek parçalarını bıçak olarak kullanarak derisini yüzdüler. Bazıları gözlerini oyarken hala nefes aldığını söylüyordu. Bayağı ağır işkence etmişler arkadaşlar. Öldüğünde vücudunu parçalara ayırmaya devam ettiler ve aklın aydınlık çocuğundan geriye kalanları ateşe atıp yaktılar. Haypetya'nın hikayesi böyle arkadaşlar. Ve Haypetya'nın öldürülüşüyle birlikte aklın altın çağının da sonu geldi deniyor. Bununla ilgili daha önce izlediğim bir film vardı benim. Agora adlı bir film. Haypetya'nın hayatını anlatır. O filmde Haypetya Parabalanilere karşı İskenderiye kütüphanesini korumaya çalışıyor. Normalde aslında gerçek hayat hikayesine büyük ölçüde bilinen hayat hikayesine bilindiği kadarıyla daha doğrusu oldukça sadık kalınmış bir film denilebilir. Evet, daha sonra yazar bazı bölümlerde yine Hristiyanlığı ciddi şekilde eleştirmiş arkadaşlar. Mesela Hristiyanlığın köleliği nasıl destek ha mesela Hristiyanlıkla ilgili şöyle bir eleştirisi var. Demiş ki onlara göre, yani Hristiyanlara göre sapkınlar entelektüeldi. Bu nedenle de entelektüeller sapkın olmasa bile kesinlikle şüpheliydi. Böyle bir kıyas gelişti. Entelektüel sadeliğe ya da daha az pohpohlayıcı bir isim vermek gerekirse cehalete metiyeler düzüldü diyor. Ve şöyle bir hitabı var Aziz Antonius'un mektuplarında. Demiş ki hem kitaptan hem de ekmekten vazgeçin. Tanrı'nın lütfunu kazanacaksınız. Ve nihayetinde cehalet güçtü demiş yazar arkadaşlar. Ah ah diyor insan bu bölümleri okuyunca. Ne kadar da günümüzü anlatan şeyler değil mi?
Cehalet güçtür. Şimdi bir de mesela Hristiyanlığın insanlar arasında eşitliği bir tarafa, köleliği desteklediğini söylüyor. Evet. Üst düzey devlet adamları Hristiyanlık diyor, kölelerin özgürlüğe kavuşturulması gibi tehlikeli devrimci fikirlerle ilgilenmiyordu. Üst düzey devlet adamları Hristiyan kölelerin kaçışını desteklemek şöyle dursun: daha ilahi bir kölelik için çölde kaybolarak fani esaretlerinden kaçmaya çalışan herkese sert bir şekilde saldırdı. Bir psikopos kölelere efendilerini terk etmelerini ve çileci olmalarını öğütlediğinde kilise dehşete kapıldı ve onu hemen aforoz etti. Bir havariyun kanunu dedi ki, kölelerin ait olduğu efendileri üzen ve rahatsız edici bir etkisi olan bir şeye asla izin vermeyeceğiz. Tanrı da yardım etmek için ağırlığını koydu. 4. yüzyılda mucizesi kayıp köleleri bulmak olan Aziz Theodoros ortaya çıktı. Söylenenlere göre Aziz Theodoros'un mezarında uyuyan kişi rüyasında onu görecek ve söz dinlemez kölesinin nerede saklandığını öğrenecekti, diyor. Böyle azizler de varmış. Ben de bu kitaptan öğrendim arkadaşlar. Ve zorbalık ve buhran dönemi. Evet. Daha sonra kitap Damaskios'un hikayesiyle bitiyor arkadaşlar. Zaten Damaskios'un hikayesini şeyin başında anlatmıştım ben size. Yayının başında anlatmıştım ama ayrıca bunu da not almışım. Evet arkadaşlar, kitaptan anlatacağım bölümler, aktaracağım bölümler bu kadar. Bunlarla ilgilenen, en azından Hristiyanlığın yayıldığı dönemde paganlarla aralarındaki mücadele, daha sonrasında pagan kültürüne, pagan dünyasına yönelik saldırıları ve bunun Batı dünyası, entelektüel Batı dünyası üzerindeki etkileri açısından okunması gereken bir kitap diye düşünüyorum. Çok uzun bir cümle kurdum. Bu cümleyi tekrar kuramayabilirim arkadaşlar, siz anladınız ama. Evet, kitap bu. Sevgili Arzu Akgün'ün de eline kalemine sağlık. Çok güzel tercüme etmiş gerçekten. Evet, bakalım sizler ne diyorsunuz? Sizin görüşleriniz nedir arkadaşlar? Ne dersiniz bu konuyla ilgili, kitaptan anlattığım bölümlerle ilgili en azından? Şimdi, evet. Kitapta çok değerli kısımlar var ama altını çize çize okuduğum kitaplardan biri gerçekten. Yani okumanızı tavsiye ederim açıkçası. Evet, bakalım bakalım bakalım. Magic Hand demiş ki İskenderiye Kütüphanesi'ni yakanların Hristiyan ve Müslüman din mensupları, İslam dinine mensup olduklarını İslam ve Hristiyan din mensupları diye biliyorum. Benim bildiğim Hristiyanlar yakıyor arkadaşlar. Muharrem Palaz demiş ki Hristiyanlığın başlangıçta azınlıkta oldukları için ezilen, yok edilen Hristiyanlar güçlenir güçlenmez çoğunluk olduğunda bu sefer kendileri paganları kıyım yaptılar, yok ettiler. Şimdi yazar burada da diyor ki Hristiyanların anlattıkları kadar büyük bir zulüm görmediler, büyük bir yıkım görmediler. Hatta birkaç yüz şehit şeklinde bir bölümü tamamen bu konuya, bu iddiaya ayırmış arkadaşlar. Evet, inanç devlet gücüyle yapıyor bunu sonuçta demiş. Çok doğru. Evet, Rükan Kaya demiş ki bağnazlık ayak takımı hiçbir dönem bitmedi. İktidar gücünü ele geçirebilmek için bu gruplar katliamlarda en büyük silah olmuş. Gerçekten öyle arkadaşlar. Tarih bazen değişmiyor.
Evet, Muharrem Palaz demiş ki Umberto Eco'nun Gül'ün Adı adlı romanı gözümün önüne geldi. Bunu da aslında dile getirecektim, ben unutmuşum ama teşekkür ederim hatırlattığınız için ve tavsiye için Muharrem Bey. Umberto Eco'nun Gül'ün Adı adlı romanı da çok iyidir. Filmi de çok güzeldir aslında. Yani kitabını bulamayanlar filmi izleyebilirler arkadaşlar. Gayet güzel bir kitap. Gayet güzel bir film. Kitabın da önemli bir kısmını aktarmışlar filmde zaten. Muharrem Palaz demiş ki İskenderiye Kütüphanesi'ni yakarak yıkarak insanlığın geçmişini yok etmek istediler. Amaçları bu kitapları yok edip yeni bir tarih yazmaktı. Valla bir hedeflerin olduğunu bile düşünmüyorum açıkçası. Evet. Hypatia'dan da günümüze kalan eserleri çalışmaları var mı? Yokmuş Mümken Hanım. Hiçbir çalışması kalmamış. Onu da özellikle yok etmişler Hypatia'nın. Hatta bu Hypatia'nın katledilmesi kendi döneminde bile büyük ses getirmiş. Ondan sonra kilise Hypatia'nın izini silmeye çalışmış. Yani böyle bir kadının hikayesinin bile ortadan kaldırılması için dolayısıyla kasıtlı olarak çalışmalarının yok edildiğine dair bir iddia var. Ve bu katliamlardan sonra evet onlar da yok edilmiş. Ama burada ironik bir şey de var. Şu anda Hypatia'yı bizim biliyor olmamızın sebeplerinden biri de bizzat kilise adamları tarafından Hypatia'yı işte zaman zaman kötülemek amacıyla yazılan metinlerden biliyoruz biz. Ve aynı zamanda tabii öğrencilerinin yazdığı mektuplardan da biliyoruz ama katleden de kilise, onu günümüze kadar gelmesini sağlayan da kilise aynı zamanda. Enteresan bir durum. Nilgün Durgun, İncil'lerde Kur'an'da olduğu gibi günlük yaşam pratiklerini hukuku dizayn eder. Kaideler olmadığına göre Hristiyan şeriatı da ruhbanın keyfiyetine göre. Evet, kesinlikle ve bunu Lübnan'daki Hristiyan şeriatını uygulayan mahkemelerden biliyoruz arkadaşlar. Evet, az önce bahsettiğim film Agora filmi güzel bir filmdir. Bakalım. Rüken Hanım demiş ki Roma Hristiyanlaşırken Hypatia pagan olmasına rağmen bu pagan patlayanlarından kendisini kurtarmayı başarmış ama trajik sonuna engel olamamış. Mesela yazar bu konuyla ilgili diyor ki Hypatia olayların farkındaydı ama ciddiyetinin farkında değildi. Yani durumun ne kadar ciddi olduğunun farkında değildi diyor. Bir de zaten hani bilimle, sanatla, astronomiyle iç içe yaşayan bir kadın. Kafası da farklı çalışıyor arkadaşlar. Böyle bir durum da var. Evet, Muharrem Palaz Agora filminden bir sözü aktarmış. Demiş ki yaratılışçılığı eleştirmek Tanrı'yı eleştirmektir. Filmi tekrar izleyeceğim ben. Bayağı oldu izleyeli. İlhan Bey demiş ki aslında barbarlıkta değişen bir şey yok. Okuduğumuz satırlar bugüne hiç de yabancı değil. İşin ilginci yönetici paganlar, yönetici Hristiyan oluyor. Evet, böyle bir şey de var. Zaten kitapta buna ilişkin eleştiriler de var. Kitlelerin nasıl büyük bir sevinçle, işte şenlik havasında o kitapların yakılışını, tapınakların yıkılışını izlediğini de anlatıyor yazar. Evet, bakalım. Nilgün Durgun demiş ki aslında yeni Platonculuk felsefi düzlemde Hristiyanlıktan çok da farklı değildir. Muhtemelen dinsel bağnazlığın temelinde başka şeyler vardı. Yani o konuda bilgim olmadığı için bir şey diyemem.
Evet, Muharrem Palaz demiş ki Kepler'den 200 yıl önce dünya yörüngesinin elips olduğunu ifade ettiği söyleniyor demiş. Babasının bu konuyla ilgili çok önemli çalışmaları varmış arkadaşlar. Evet. Evet, Hasan Cengiz yazar. Bir Gül'ün Adını okumak ve Agora filmini seyretmek şart oldu artık, değil mi? Ya bu işte kölesi ona aşık olan işte kölesinin kendisine ihanet ettiği vesaire onlar biraz sanki kurguyla alakalı şeylermiş gibi geliyor bana arkadaşlar. Çünkü Hypatia'nın hayatı ile ilgili bu kadar detaylı bilgimiz yok bizim. Yani kim ihanet etti, kölesi mi ihanet etti vesaire. Sonuçta Hypatia'nın günümüze kadar ulaşmasını sağlayan o Hristiyan yazarlar da çok detaylarını vermemişler. Sadece ne yapıyordu, nasıl yaşıyordu, neye inanıyordu, ne tarz çalışmalar yapıyordu, ölümü nasıl oldu? Buna benzer şeyleri biliyoruz ama hayatına ilişkin çok detaylı bilgimiz yok. Dolayısıyla filmdeki o işte ihanet sahnesi son dakika kilisede işte ihanet eden kişinin işte pişman gözlerle bakması vesaire kurguyla alakalı diye düşünüyorum. Evet, ihtişamlı bir yaşam ve trajik bir son demiş Ülken Kaya. Gerçekten de öyle. Gerçekten de öyle. Aynı Siril. Evet, kışkırtıyor gericileri. Kesinlikle Ruken Hanım'a katılıyorum. Demiş ki her bilgili, zeki, özgür kadın cadı oluyor. Günümüzde de öyle ya. Geçenlerde birkaç gün önce hatta yakın zamanda Hekate'nin hikayesini anlatmıştık burada. Yazarı Özlem Hanım'la birlikte yayın yapmıştık. Gerçekten de öyle arkadaşlar. Bazı şeyler yüzyıllar geçse de değişmiyor yani. Ama Hypatia'nın hikayesinde şöyle bir şey var. Erkekler de kurtulamıyor bundan. O da var. Yani sadece kadın olduğu için değil yaşadığı şeyler. Evet, Nilgün Nurgun demiş ki cehalet her yerde, her zaman var. Demek ki mesele örgütlenmesini engellemek. Öyle ama cehalet entelektüellikten çok çok daha hızlı ilerliyor. Bazen insanın cesareti kırılabiliyor arkadaşlar. Evet. Bakalım, bakalım, bakalım. Gülken Hanım demiş ki, kadının bilim dünyası içerisinde yer almaya çalışması, özellikle kadına biçilmiş rollerin dışına çıkarak özgür bir kadın olarak var olma mücadelesinin tarihte pek çok örneği var demiş. Hypatia yaşasaydı muhtemelen kadınlar açısından biraz daha mesafe almış olurduk diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü Hypatia kendi dönemindeki kadınlar açısından da önemli bir figür olabilirdi. Kendisinden sonraki kadınlar açısından da cesaret verici bir figür olabilirdi. Ama sonu resmen ibret alem gibi bir şey olmuş kadınlara. Öyle bir şey de var. Evet. Ülken Kaya demiş ki günümüz modern dünyasında bile hala özgür düşünen, yaşayan, mücadeleci kadınlar muhafazakar çevrelerce eleştiriliyor ve hedef gösterilebiliyor. Doğru. Gösteriliyor, evet. Evet, Nilgün Hanım demiş ki kitap programlarını başlattığınızda çok sevindim. Ayda bir olsun yapın, devamı gelsin. Yapmaya çalışacağım. Bu aralar elimde çok güzel kitaplar var.
sırasıyla okumaya çalışıyorum. Elimden geldiğince yapacağım. Evet. Roda demiş ki pagan aşağılayıcı bir kelimedir. Lütfen bu kelimeyi kullanmayınız. Doğru söylüyorsunuz. Haklısınız. Kitapta bundan da bahsediliyor arkadaşlar. Bu uyarı için de teşekkür ederim. Kitapta o bölümü aktarmayı unutmuşum ben muhtemelen. Şimdi Roda demiş ki pagan aşağılayıcı bir kelimedir. Lütfen bu kelimeyi kullanmayınız. Paganus Roma dilinde köylü demektir. Bu dini ne olduğunu öğrenin ve pagan kelimesi aşağılayıcı bir kelime olduğu için kullanmayın rica ediyorum demiş. Şimdi arkadaşlar Romalılar pagan kelimesini aşağılayıcı bir ifade olarak köylüler anlamındaki paganus kelimesinden üretmişler. Dolayısıyla pagan kelimesinin kullanılmaması gerekiyormuş. Literatür öyle girmiş şimdi bilemedim ki. Hayır, işin şey tarafı da şu, mesela yazar aynı şeyden, aynı konudan bahsediyor kitapta ama alternatifine yer vermemiş. O kelime değil de şu kelime kullanılmalıdır dememiş. Erhan Gürseloğlu, Hristiyanlığın Amerikan kıtaları, Avustralya, Afrika gibi kıtalardaki inançları yok eden bir videoda yapacak mısınız? Yok, o beni aşar açıkçası. Çünkü bu konu benim amatör okuyucu olarak takip ettiğim, bir şeyler öğrenmeye çalıştığım bir alan ve Orta Doğu ile sınırlı kalmaya çalışıyorum bu konuyla ilgili açıkçası. Evet, Fahrenheit 451 filmi de güzeldir. Erhan Gürseloğlu demiş ki İskenderiye Kütüphanesi hakkında da program yapacak mısınız? Elime güzel bir kitap geçerse, güzel bir kaynak geçerse yaparım arkadaşlar. Ve Tanrı Orta Doğu'yu yarattı serisi çerçevesinde elbette o konuya da değinebiliriz. Ama dediğim gibi iyi bir kaynak olması lazım. Ben şeyi çok sevmiyorum. Ve yapmıyorum da arkadaşlar. Yani işte internetten biraz bilgi toparla, ondan sonra biraz işte belagat yeteneğiyle izleyicilere anlat vesaire. Bunu yapmıyorum. Elime kitap geçerse bu konuyla ilgili sağlıklı, düzgün, güzel bir kitap geçerse elbette ki bu konuyla ilgili yayın yaparım yani. Evet arkadaşlar, zannedersem sizin yorumlarınız bu kadar. Bu arada Ruken Hanım'a teşekkür ediyorum yayınımıza destek verdiği için. Ve Ruken Hanım demiş ki yayını beğenin, abone olun, yorum yapın. Arkadaşlar bir süredir ben bunları söylemiyorum size. Yayınları beğenin, yorum yapın, abone olun vesaire diye. Ama siz ne yapacağınızı biliyorsunuz zaten. Benim ekstra bir şey söylememe gerek yok zannedersem. Evet bakalım bakalım. Roda demiş ki pagan yerine Ezda, Edda, Adinyen veya piramitler medeniyeti diyebilirsiniz demiş. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, yayına katıldığınız için, yorumlarınız ve görüşlerinizi de paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Yarın akşam ben burada olacağım. Sizleri de beklerim. Artık bu hafta Orta Doğu gündemi yayını yapamamıştık ama yarın akşam bir yayın yaparız. Bir Orta Doğu gündemine bakarız hep birlikte. Bayağı da gündem birikti zaten. Bu arada Şükran Hanım da. Hoş geldiniz Şükran Hanım. Kanalımıza destek olmuş arkadaşlar. Teşekkür ediyorum desteğiniz için Şükran Hanım. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Yarın akşam görüşmek üzere. Hoşça kalın.